Merhaba gençler, Anadolu İmam Hatip Liseleri 9. sınıf Arapça ders kitabımızın çözümlemesine devam ediyoruz. Ve bugün ikinci üniteye geçiyoruz. Ve ünitemizin ismi Üsrati ve Ekaribi. Üsrati ve Ekaribi. Ailem ve akrabalarım. Kimin ailesi? Benim ailem. Kimin akrabaları? Benim akrabalarım. Çünkü nereden anladım? Buradaki yeli keki olan yağdan anlıyorum. Üsratün aile. Üsrati benim ailem. Ekaribi benim akrabalarım. Ünitemizin ismi ve birinci dersimizin adı ne peki? Efradül Üsra, ailenin fertleri. Buradaki efrad çoğul bir ifade arkadaşlar. Neyin çoğulu? Ferdin çoğulu. Fert, Türkçe'ye aynen geçmiş kişi, efrad kişiler yani fertler, ailenin fertleri. Birinci yönergeyle başlıyoruz. İstemiye iler ibarat, ifadeleri ne yap? Dinle. Ve e'idha ve onları ne yap? Tekrarla. Sümme teemmel me'aniyeha. Sonra anlamlarını düşün. Müsteinen bir suar. Resimlerden yardım alarak. İstemeye neydi? Dinle. İbarat, ifadeler. Ceddün, dede. Ceddetün, nine. Ebün veya validün. Ebün veya validün, baba. Ümmün veya validetün, anne. Ümmün veya validetün, anne. Ehun, erkek kardeş. Eh neymiş arkadaşlar? Erkek kardeş. Ehi, benim erkek kardeşim. Uhtun, kız kardeş. Uhti, benim kız kardeşim. Uhibbuke, uhibbuke. Burada ne diyor anne çocuğuna? Uhibbuke, seni seviyorum. Buradaki ke ne anlama geliyor arkadaşlar? Seni. Değil mi? Yelik ekiydi. Ve uhibbuke, seni seviyorum. Eştagu ileyküm. Bu da bir fiil arkadaşlar. Sizleri özlüyorum. Neymiş? Sizleri ifadesini nereden aldım peki? Buradaki kümden aldım. Nereden anladım? Kümden. Bakın. Ke seni. Küm sizleri. Ke seni. Küm sizleri. Seni seviyorum. Sizleri özlüyorum. Buradaki eştagu'ya bakalım. Bunun mazisi iştaga arkadaşlar. Neymiş? İştaga özledi. İla ile kullanılır. Yeştagu özlüyor. Eştagu ben özlüyorum. İleyküm sizleri. Üsratün neydi arkadaşlar? Aile demekti. Üsrati ne demekti? Benim ailem demekti. İkinci yönergedeyiz. İstemiye ilel cümel. Cümleleri dinle. Buradaki cümel neydi arkadaşlar? Çoğul bir ifadeydi. Neyin çoğulu idi? Cümlenin çoğulu idi. Öyle değil mi? Cümlenin çoğulu cümeldi. Ve e'idha ve onları ne yap? Tekrarla. Sümme teemmel me'aniyeha ve sonra anlamlarını düşün. Müsteinen bi neydi? Yardım alarak bir suvar resimlerden. Suvar neyin çoğulu idi? Suratün kelimesinin neyi idi? Çoğulu idi. Diyor ki hazihi ümmi. Buradaki hazihi neydi arkadaşlar? İşaret zamiriydi. Müennes için kullanılırdı değil mi? Ne anlama gelirdi? Bu. Hazihi ümmi. Bu annemdir. Ümmi benim annem. Haza ebi. Bu babamdır. Bakın. Anne de hazihi'yi kullandım. Baba da haza'yı kullandım. Bu. Bu. Hazihi ceddeti. Bu ninemdir. Bakın ninem müennes olduğu için onun için hangi zamiri kullandım? İşaret zamirini kullandım. Hazihi kullandım. Haza ceddi. Bu dedemdir. Bakın dedem müzekker olduğu için yani eril olduğu için ben ona hangi zamiri gönderdim? Haza zamirini gönderdim. Haza ceddi. Bu dedemdir. Haza ehi. Bu erkek kardeşimdir. Erkek kardeşim de müzekker. O yüzden ona hitap ederken ne dediğim? Haza dedim. Hazihi uhti, bu kız kardeşimdir. Kız kardeşim müennes olduğu için yani dişil olduğu için ona hazihi zamiriyle hitap ettim. Hazihi uhti, bu nedir? Kız kardeşimdir. Erkek kardeş, uhtun neydi? Kız kardeş. Üçüncü yönergedeyiz. Ecrit temrin, kema fil misal. Kema fil misal neydi? Örnekteki gibi alıştırmayı yap. Sümme kura el cümel. Sonra cümleleri ne yap? Oku. Cümel. Cümleler. Şimdi. Ene uhibbu. Neydi az önce görmüştük? Ene neydi ben?
Ene uhibbu. Ben seviyorum. Şimdi parantez içinde ne var? Ümmü var. Annem. Annemi diyeceğiz. Ümmi kesiran. Annemi çok seviyorum. Ene uhibbu ümmi kesiran. Ene uhibbu parantez içinde ne var? Ceddün var. Dede. O zaman dedemiz çok seviyorum diyeceğiz. Ene uhibbu ceddi kesiran. Parantez içinde ne var? Cedde var. Yani nine var. O zaman ne diyeceğiz? Ene uhibbu ceddeti kesiran. Benim olduğunu nereden anlıyoruz buradaki? Ya'dan anlıyoruz. Ene uhibbu parantez içinde ne var? Eb kelimesi var. Yani baba. O zaman ne diyeceğiz? Ene uhibbu ebi kesiran. Babamı çok seviyorum. Şimdi burada ne var? Uhtun var. Kız kardeş. O zaman ne diyeceğiz? Ene uhibbu uhti kesiran. Ene uhibbu uhti kesiran. Burada ne var? Eh var. Yani erkek kardeş. O zaman ne diyeceğiz? Ene uhibbu ehi kesiran. Erkek kardeşimi çok seviyorum. Bu kalıbı iyice öğrendik. Ene uhibbu nokta nokta kesiran. Dördüncü önergeyle devam ediyoruz. Havvil, dönüştür el cümle cümleleri kema fil misal örnekteki gibi. Sümmekra'ha, sonra o cümleleri ne yap? Oku. Diyor ki burada, Uhibbu ümmi, annemi seviyorum. Ve eştâgu ilâ ümmi, ve annemi özlüyorum. Burada iki tane fiil geçiyor. Uhibbu, seviyorum. Eştâgu ilâ, özlüyorum. Bu kalıpları ezberleyeceğiz. Şimdi peki nasıl bir şey yapmamız istiyor bizden? Uhibbu ümmi, annemi seviyorum. Ve eştâgu ileyha, ve onu özlüyorum. Yani bizden yapmamız istediği, buradaki annemi var ya, annemi ifadesinin yerine o bir isim zamir göndermemizi istiyor. Anneye uygun ne göndermemizi istiyor? Zamir gönder, getirmemizi istiyor. İleyha'ya bakalım. İleyha neyin birleşimidir? İla ve ha birleşiyorlar. Ne oluyorlar arkadaşlar? İleyha oluyorlar. Yani ila şuradaki kullandığımız ila. O ha ne peki? Anneye gönderdiğimiz zamir. Öyle değil mi? İla artı ha eşittir ileyha oluyor, öyle değil mi? Şimdi ileyha ne demek o zaman? Annemi seviyorum ve onu özlüyorum. Peki neden ha zamiri gönderdi? Çünkü annem müennes. Eğer anne değil de baba olsaydı ne diyecektim? Hu diyecektim. Onu, o zaman buradaki ha ne anlama geliyormuş? Onu anlamına, yani iyelik ekiymiş. Yani bitişik zamirmiş. Ve ismin sonuna, harfin sonuna birleşmiş. İleyha, onu ne yapıyorum? Özlüyorum. Şimdi ikinci örneğe bakalım. Kemal yuhibbu ümmehu. Kemal annesini seviyor. Ve yeştâgu ilâ ümmihi. Ve annesini özlüyor. Burada şuna dikkat edelim. Kemal müzekker olduğu için bakın. Yuhibbu dedik. Uhibbu demedik. Ne dedik arkadaşlar? Yuhibbu. Ve eştâgu demedik. Ne dedik? Yeştâgu dedik. Ne dedik? Yeştâgu. Çünkü Kemal'e uygun getirdik. Zamirle ismi uyarladık birbirine. Kemal müzekker olduğu için ne dedik arkadaşlar? Yuhibbu dedik. Az önce ne demiştik? Uhibbu demiştik. Ve yeştâgu dedik. Eştâgu demedik. Öyle değil mi? Yeştâgu ila ümmihi, ve annesini ne yapıyor? Özlüyor. Şimdi ne yapacağız o zaman? Kemal yuhibbu ümmehu ve yeştâgu ileyha, ve onu ne yapıyor? Özlüyor. Peki çünkü anne müennes olduğu için az önce yaptığımız gibi ona anneye hangi zamiri uygun gördük? Ha zamirini uygun gördük. Çünkü ha ne demek arkadaşlar? Onu. İley neydi buradaki? İlaydı, öyle değil mi? İla artı ha eşittir neydi? İla artı a ha eşittir ileyha idi, öyle değil mi? Peki fiili de isme uyarladık. Kemal'e uyarladık. Şimdi şuna geldik. Fatma tuhibbü. Bakın az önce yuhibbü demiştik. Fatma müennes olduğu için ne dedik? Tuhibbü. Bakın fiili değiştirdik. Çünkü fiili isme uyarladık. Fatıma tuhibbu seviyor. Valideha babasını. Buradaki ha kime gidiyor? Fatma'ya gidiyor. Çünkü Fatma da müennes. Dolayısıyla bak babasını, babayı özlüyor demiyoruz. Ne diyoruz? Babasını özlüyor. O ha ile kimi kastediyoruz? Fatma'yı. Ve teştaku, bakın fiili değiştirmiştik. Yeğeni yerine ne getirmiştik? T'ye getirmiştik. Ve teştaku ila valideha. O ha yine kime gidiyor? Fatma'ya gidiyor. Çünkü Fatma müennes. Ve babasını ne yapıyor? Özlüyor. Şimdi ne diyeceğiz?
Fatıma tuhibbu valideha ve teştaku ileyhi. Bakın az önce ileyha demiştik, şimdi ileyhi dedik. Çünkü babamız ne? Müzekker. Ha. O zaman buradaki hu ne demekmiş? Onu. Ve neyinle neyin birleşimiydi? İla artı hu eşittir ileyhi. Onu özlüyor. Öyle değil mi? Çünkü baba müzekker olduğu için babaya biz hangi zamiri gönderdik? Hu zamirini gönderdik. Annede ne demiştik? Ha. Hu. Ha. İkisi de ne anlama geliyor arkadaşlar? Onu anlamına geliyor. Uhibbu seviyorum. Uhti. Kız kardeşimi seviyorum. Ve eştaku ila ve onu ve eştaku ila uhti ve kız kardeşimi özlüyorum. Şimdi nasıl yapacağız? Uhibbu uhti, kız kardeşimi seviyorum ve eştaku ileyha, onu özlüyorum. Aynı annede yaptığımız gibi kız kardeş de müennes olduğu için ona hangi zamiri gönderdik arkadaşlar? Ha zamirini gönderdik. Demek ki buradaki ana fikir neymiş? Hu ve ha. Mahir erkek değil mi? Yuhib bu seviyor. Aynı Kemal'de yaptığımız gibi yaptık. Vatanehu, vatanını seviyor. Çünkü mahir erkek olduğu için bakın o mahire biz hu zamirini gönderdik. Kim seviyor? Mahir seviyor. Neyi seviyor? Vatanını seviyor. Bakın vatanı seviyor demedik. Vatanını dedik. İşte o nı'yı nereden aldık? Hu zamirinden aldık. Ve yeştaku bakın. Yuhibbu yeştaku. Erkek olduğu için mahir. Uyarladık fiilimiz isme. Ve yeştaku ila vatanihi. Ve vatanını ne yapıyor? Özlüyor. Peki vatan müzekker mi? Evet müzekker bir ifade. O yüzden hangi zamiri göndereceğiz? Hu zamirini göndereceğiz değil mi? Mahir yuhibbu seviyor. Vatanehu vatanını ve yeştaku ileyhi ve onu özlüyor. Oradaki buradaki hu nereye gidiyor o zaman? Vatana gidiyor. Vatan müzekker olduğu için bakın ha zamiri değil. Hangi zamirle ifade ettik? Hu zamiriyle ifade ettik. Beşinci yönergedeyiz. Ecrit temrin, kema fil misal. Örnekteki gibi alıştırmayı yap diyor bize. Validi ümmi, babam, annem. Öyle değil mi? Babam, annem. Ersele Arapçada gönderdi demek arkadaşlar. Ersele neymiş? Bakın bu da çok geçecek. O yüzden iyice ezberleyelim. Gönderdi. Ersele dört harfli bir fiil ve ne anlama gelir? Gönderdi anlamına gelir. Ersele validi, babam gönderdi. Risaleten, risale neydi arkadaşlar? Daha önce görmüştük. Bir mektup gönderdi. İla, ila ne anlam katardı arkadaşlar hatırlayın. A. Kime? Ümmi, anneme. Ersele validi risaleten ila ümmi. Bu kalıbı kullanarak yapacağız. Valideti ne demekti arkadaşlar? Annem. Validi neydi? Babam. O zaman nasıl yapacağız? Erselet valideti. Bakın buradaki yukarıdakiyle farkı ne? Burada yukarıda gönderen babamdı. Yani erkekti. Bakın fiile ersele dedik. Burada mektubu gönderen annem. O yüzden bakın fiile bir ne ekledik? Cezimli bir T ekledik. Ersele o erkek gönderdi. Erselet müennes. Ersele, erselet. Ersele, erselet. Risaleten bir mektup ila validi babama. Şimdi ehi, uhti erkek kardeşim, kız kardeşim. Burada mektubu gönderen erkek kardeşim olacak. O zaman ersele mi diyeceğim, erselet mi diyeceğim? Tabii ki Ersel'e diyeceğim. Ersel'e ehi risaleten ila uhti. Kime? Bir mektup ila uhti. İla neydi arkadaşlar? Az önce söyledik. Ea. Şuna geldik. Ehi ebi. Erkek kardeşim babam. Burada mektubu gönderen yine kim? Erkek kardeşim. O zaman hangi fiili kullanacağım? Ersel'e diyeceğim. Ersel'e ehi. Risaleten ila ebi. Babama bir mektup gönderdi. Altıncı yönergedeyiz. İstemi ilel hivar. Diyaloğu dinle. Hivar neydi arkadaşlar? Hivar. Diyalog demekti değil mi? Ve kra'hu ve onu oku. Bakın diyaloğa gönderdiğim zamir hu. Çünkü diyalog ne burada? Müzekker. Sümme sonra tehaddes. Arkadaşlar tehaddes de emir kalıbıdır. Ve ne anlama gelir?
Bahset, konuş anlamına gelir. Neymiş? Bahset, konuş. Mea birlikte, sadikike arkadaşınla birlikte, senin arkadaşın. Muhammed diyor ki, ya ümmi, ene uhibbuki kesiren. Peki neden uhibbuki dedim? Çünkü burada seni seviyorum diyor. Muhammed kime söylüyor bunu? Annesine. Dolayısıyla annesi müennes olduğu için seni derken ke değil de ne kullandım? Ki. Uhibbuki kesiren. Seni çok seviyorum. Anne dedi ki, ah, veledi el habib. Sevgili çocuğum. Habib sevgili demek. Neymiş? Sevgili. Veled Arapçada neydi? Veled. Çocuk. Veledi el habib. Sevgili çocuğum. Kimin çocuğu? Benim çocuğum. Nereden anladım? Buradaki yağdan anladım. Ve ene uhibbuke bikülli kalbi. Ben de seni tüm kalbimle seviyorum. Peki bakın Muhammed'e annesi Muhammed annesine uhibbuki demişti. Ama annesi Muhammed'e ne dedi? Uhibbuke dedi. Çünkü kimi seviyor? Muhammed'i. Muhammed erkek olduğu için seni derken hangi zamiri kullandı? K'yi kullandı. Bikülli kalbi, tüm kalbimle. Kimin kalbi? Benim kalbim. Nereden anladım? Yağdan anladım. Muhammed dedi ki, eştâgu ilâ vâlidi, babamı özlüyorum. Meta, bu bir soru kalıbı değil mi? Ne zaman? Seyyâudü, dönecek. Buradaki se, fiile ne anlamı katıyordu? Bizim aynen ecek, acak anlamı katıyordu değil mi? Seyyâudü, dönecek. Peki bu fiilin mazisi ne arkadaşlar? Ade. Ade döndü. Yani bir mekandan döndü. Bir yerden döndü. Yaudu dönüyor. Başına bir S getir. Seyyaudu dönecek. Mine sefer. Sefer Türkçe'ye aynen geçmiş. Yolculuk. Peki buradaki min ne anlamı katıyor? Dan. Den. Değil mi? O zaman babam yolculuktan ne zaman dönecek? Anne diyor ki validüke baban. Az önce öğrenmiştik bu fiili. Neydi? Ersele gönderdi. İleyye bana. Peki İleyye'yi nasıl anladık? İleyye neyin birleşimi? İla artı ya eşittir. Ne oluyor? İleyye oluyor. Yani ila ea. İla ne anlamı gelirdi arkadaşlar? Ea. Ye neydi? Bana. O zaman İleyye ne anlama geliyor o zaman? Bana gönderdi. Risaleten gasira. Kısa bir mektup gönderdi. Bakın. Risaleten gasira ne tamlaması? Sıfat tamlaması. Biz daha önceki derslerimizde söylemiştik. Arapçada sıfatlar önce mi gelirdi, sonra mı gelirdi? Türkçedekinin tersi neydi? Biz önce sıfatı söylüyoruz, sonra ismi söylüyoruz. Mesela kısa bir mektup derken önce kısayı söyleyip sonra mektubu söylüyoruz. Arapçada tam tersi. Önce ismi söylüyoruz, sonra sıfatı söylüyoruz. Risaleten gasiraten. Bakın bir de sıfat isme uyuyor her yönden. Bakın risaleten müennes olduğu için gasiraten edebi ne getirdik? Kapalı T'ye getirdik. Yani isim sıfata, sıfat isme her yönden ne yapıyor arkadaşlar? Uyuyor. İsim müzekkerse sıfat da ne oluyor? Müzekker. İsim müennesse bakın isimde kapalı T varsa sıfat da ne alıyor? Kapalı T alıyor. Muhammed dedi ki, Mâzâ ketebe vâlidî ya ümmî. Babam ne yazdı anneciğim? Limaza niçin? Bakın burada soru kalıpları önemli. Maza limaza. Maza ne? Limaza niçin? La te'huzu almıyorsun. El hatife telefonu ve tekra'u ente ve sen okumuyorsun. Değil mi? Buradaki ehaze neydi? Ehaze aldı. Te'huzu sen alıyorsun. La te'huzu almıyorsun. Hatif neydi? Telefon. Ve tekra'u neydi? Okuyorsun. Okumuyorsun. Yani la var burada. Niçin alıp okumuyorsun diyor. Niçin telefon alıp okumuyorsun diyor. Burada arkadaşlar Risaleten gasiraten'e biz ne dedik az önce? Kısa bir mektup dedik değil mi? Ama daha önceki derslerimizde şöyle demiştik. Risaleten artık yeni dönemde telefonla vesaire gönderdiğimiz, birbirimize gönderdiğimiz mesajlar anlamına da ne yapıyor dedik? Geliyor dedik. O yüzden bunu nasıl çevirelim? Baban bir kısa mesaj gönderdi diye ne yapalım arkadaşlar? Çevirelim. Risaleten gasira. Muhammed de dedi ki, ya zevceti, bakın mesajı okuyor. Ya zevceti el habibe, sevgili eşim, değil mi? Zevci Arapçada eş. Zevceti benim eşim. Ya'dan anladık. El habibe neydi? Sevgili.
Ya zevciyetil habib, habibe, ey sevgili eşim, eştaku ileyki, seni özlüyorum. Bakın adam eşine diyor değil mi? O zaman ileyki, karısına dediği için bu cümleyi ke demediklerine dedik ki dedik. Ve ila cemii evladi, cemii tüm demek. Neymiş? Tüm evladi çocuklarımı. Buradaki evlat çoğul. Neyin çoğulu arkadaşlar? Veledin çoğulu. Neyin çoğuluymuş? Veledin. Ve ila cemii evladi ve tüm çocuklarımı ne yapıyorum? Özlüyorum. Kimin çocukları? Benim çocuklarım. Ve se'eudü, döneceğim. Buradaki se ne anlama geliyordu arkadaşlar? Acak, ecek. Buradaki fiilimiz neydi? Ade, döndü. Ye'udü ne yapıyor? Dönüyor. E'udü, ben dönüyorum. Se'eudü, ben döneceğim. İleyküm, sizlere. Peki sizleri nereden aldım? Kümden aldım. Küm ne anlama geliyordu? Sizler. Ba'de selasete eyyam. 3 gün sonra sizlere ne yapacağım? Döneceğim. Fi emanillah ve ilel lika. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ya ümmi, haza haberun ra'i. Bu harika bir haber. Bakın, haberun ra'i sıfat tamlaması. Ra'i mükemmel. Harika anlamına gelir. Haberin sıfatı değil mi burada? Bakın, haber müzekker olduğu için ra'i dene gelmiş, müzekker gelmiş ve sıfat isimden ne zaman gelmiş? Sonra gelmiş. Ene sa'idun cidden. Çok mutluyum. Sa'id neymiş arkadaşlar? Mutlu. Ene sa'idun cidden. Çok mutluyum. Anne dedi ki izen. Arkadaşlar izen bir edat ve öyleyse demek. Neymiş izen? Öyleyse. Ehbir. Emir kalıbı. Neymiş arkadaşlar? Ehbir. Peki bunun mazisi nedir arkadaşlar? Ehbera. Türkçe'ye aynen geçmiş. Ehbera haber verdi. Ehbir, haber ver. Kalıp, emir. Hu, bunu onu haber ver. Li ehike, kardeşine haber ver. Ehi neydi arkadaşlar? Erkek kardeş. Ke, senin erkek kardeşin. Kimi kastediyor? Muhammed'i kastediyor. Ve li uhtike, ve kız kardeşine. Kimin kız kardeşi? Senin kız kardeşin. K var burada değil mi? Li ehike, erkek kardeşine. Ve li uhtike, kız kardeşine. Bunu ne yap? Ehbir yap. Yani haber ver. Ehbera neymiş o zaman? Haber verdi. Ehbir, haber ver. Muhammed de diyor ki hasenen ya ümmi se'ehbiruhuma fevran. Şimdi burada arkadaşlar se neydi se? Acak, ecek. Fiilimiz neydi? Az önce yazmıştık. Ehbera neydi? Ehbera neydi? Haber verdi. Yuhbiru ne yapıyor? Haber veriyor, değil mi? Uhbiru ne yapacağım? Ben haber vereceğim. Hüma o ikisine, fevran hemen derhal. Fevran ne demekmiş arkadaşlar? Hemen derhal. Seuhbiruhuma o ikisine haber vereceğim. Peki neden o ikisi dedik? Hüma ne demekti arkadaşlar? O ikisi kimi kastediyorum? Erkek kardeşimi ve kız kardeşimi kastediyorum. Hüma ne demekti Arapçada? O ikisini. Seuhbiruhuma o ikisine haber vereceğim. Fevran hemen derhal. Yedinci yönergedeyiz. Ecip cevapla. Anil esileti soruları cevapla. Hasebe neydi? Hasebe göre. Hasebel hivar. Hivar neydi? Diyalog. El hivar ise hasebel hivar ise sabık. Sabık neydi? Az önce geçen diyaloğa göre. Diyor ki soruda. Hel Muhammed yuhibbu validetehu. Muhammed annesini seviyor mu? Anneyi değil bakın. Annesini. Kim, oradaki hu zamiriyle kimi gidiyor bu hu zamiri? Muhammed'e gidiyor. Onun annesi. Muhammed erkek olduğu için hu zamiri gönderdik. Naam evet. Yuhibbu Muhammed validetehu kesiran. Annesini çok seviyor. Hel yeştaku Muhammed ila validihi. Yeştaku ila neydi arkadaşlar? Yeştaku ila özlüyor değil mi? Hel neydi mımi? Muhammed özlüyor mu? Babasını. Bakın buradaki hu zamiri gene kime gidiyor? Muhammed'e gidiyor. Çünkü Muhammed müzekker. Validihi babasını özlüyor mu? Bir de şuna dikkat edin.
Muhammed müzekker olduğu için bakın fiilimize yeştağu dedik. Teştağu falan demedik ya da eştağu demedik. Ne dedik? Yeştağu dedik. Çünkü ne demek yeştağu? O erkek özlüyor. Naam evet. Yeştağu Muhammed ila validihi. Evet Muhammed babasını ne yapıyor? Özlüyor. Maza kara'a Muhammed? Muhammed ne okudu? Kara'a Muhammed risaleten gasireten. Neydi risaleten gasireten? Kısa bir neydi? Parçaya göre mesaj. Öyle değil mi? Çünkü artık ne demiştik? Risale hem mektup hem de mesaj anlamına geliyor demiştik. Risaleten gasireten kısa bir mesaj okudu. Min validihi babasından. Hel Muhammed kara er risalete? Muhammed mektubu okudu mu? Mektubu değil pardon. Mesajı okudu mu? Risale neydi arkadaşlar? Mesaj ve mektup. Naam evet. Kara Muhammed er risalete. Evet Muhammed mesajı ne yaptı? Okudu. 8. yönergedeyiz. Ecrit temrin alıştırmayı yap. Kema fil emsile. Örneklerdeki gibi. Bakın burada çoğul gelmiş. Çünkü emsile neyin çoğulu idi? Misalin çoğulu idi. Misal, örnek, emsile, örnekler. Bakalım. Haza Osman. Bu Osman. Haza Ömer. Bu Ömer. Hazani Osman ve Ömer. Bu ikisi Osman ve Ömer'dir. Bakın burada. Haza neydi? Bu. Haza bu. Hazani daha önce bunu görmüştük. Bu ikisi. Bunu yapmamız istiyor bizden. Hazihi Ayşe. Hazihi Fatma. Hatani Ayşe ve Fatma. O zaman şuna dikkat edeceğiz. Haza Hazani. Hazihi Hatani. Tekrar ediyoruz. Haza Hazani. Hazihi Hatani. Bu ikisi. Bu ikisi. Haza Hazani erkek için. Hazihi Hatani kadın için. Çok kolay. Devam ediyoruz. Haza Aliyun. Haza Cemil. Ne diyeceğiz o zaman? Hazani Ali ve Cemil. Hazihi Meryem. Hazihi Leyla. Hatani Meryem ve Leyla. Bakın. Hazihi Hatani. Haza Muhammed. Haza Şirin. Hazani Muhammed ve Şirin. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada karma değil mi? Bir kadın bir erkek var. Bakın haza ve hazihi var. Peki karmaysa nasıl? Yani bir kadın bir erkekten oluşuyorsa karşımıza hitap ettiğimiz kişi o zaman hitabı erkeğe yaparız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Neymiş Arapçada böyle bir kural var. Kadın erkek karışık bir hitap yapıyorsak hitabı kime göre yaparız? Erkeğe yaparız. Bakın hatani demedik. Ne dedik? Hazani dedik. Haza Kamil. Hazihi Hatice. O zaman ne diyeceğiz? Hitap karışık oldukları zaman hitap kime yapılırdı? Erkeğe uygun yapılırdı. Hazani Kamil ve Hatice. Bu ikisi Kamil ve nedir? Hatice'dir. 9. yönergedeyiz. İstak, neydi isel? Sor. Sadikake. Arkadaşına sor. Kimin arkadaşı? Senin arkadaşın. El esiletel atiye. Gelen soruları. Es ile neyin çoğulu idi arkadaşlar? Biliyoruz çok iyi artık. Sualin çoğulu idi, değil mi? Gelen soruları arkadaşına ne yap? Sor. Vetlüp iste. Minhü ondan el cevabe cevabı iste. Müstaînen yardım alarak. Müstaînen bi neydi arkadaşlar? Yardım alarak. Bin neam evladan yardım alarak. Kema fil misaleyni iki örnekte olduğu gibi. Bakalım. Helhazani Ahmet ve Hasan. Neydi Helhazani? Bu ikisi Hasan ve Ahmet. Ahmet ve Hasan mı? Neam evet. Hazani Ahmet ve Hasan. Helhazihi Zeynep. Bu Zeynep mi? La. Hazihi Ayşe. Hayır bu Ayşe'dir. Helhatani. Bakın Hatani neydi arkadaşlar? Az önce gördük. Bu ikisi. Kadını kastediyorduk değil mi? Meryem ve Leyla. Bu ikisi Meryem ve Leyla mıdır? La. Hayır. Hayır. Ne diyeceğiz o zaman?
Hatani, Kerime ve Zeynep. Hayır, bu ikisi Kerime ve nedir? Zeynep'tir. Hel haza Cemil, bu Cemil midir? Neam, evet. Haza Cemil, evet bu Cemil'dir. Hel hazani Sami ve Barış, bu ikisi Sami ve Barış mıdır? Bakın, Sami ve Barış erkek oldukları için hatani değil de ne dedim? Hazani dedim. Öyle değil mi? La, hayır. Hazani bu ikisi Selim ve Samet'tir. Hel hatani Rukiye ve Semira. Ha bakın, az önce hazani dedim, şimdi ne dedim? Hatani dedim. Bu ikisi Rukiye ve Semira mıdır? Neam, evet. Hatani, Rukiye ve Semira. 10. yönergedeyiz. Ecip neydi Ecip? Cevapla. Es'iletil atiye gelen soruları cevapla. Müsteinen bi yardım alarak. Bil kelimati kelimelerden yardım alarak. Ma beynel kavseyn neydi? Parantez içindeki kelimelerden yardım alarak. Aşağıdaki soruları cevapla. Kema, fil, misal, örnekteki gibi. Diyor ki, eyne ya'melu validüke? Eyne ya'melu validüke? Senin baban nerede çalışıyor? Bu fiile bakalım arkadaşlar. Amile. Neydi fiilin mazisi? Amile. Çalıştı. Ya'melu. Ne yapıyor? Çalışıyor. Validüke. Senin babam. Bakın. Ke. Senin baban. Şimdi görseli açalım. Bakın. El mesna. Ne diyeceğiz parantez içindeki kelimemiz? Masna neydi? Fabrika. O zaman nerede çalışıyor diyeceğiz. Ya'melu validi. Benim babam çalışıyor. Fil mesna. Fabrikada. Buradaki fi ne anlam katıyordu? De ve da anlamı katıyordu. Bakın. Senin baban diye sorarsa ben de benim babam diye cevap veririm. Öyle değil mi? Validüke. Senin baban. Validi. Benim babam. Babam erkek olduğu için bakın ya'melu dedim. Ne dedim arkadaşlar? Ya'melu. Şuna geçtik. Eyne te'amelu validetüke? Bakın. Şimdi az önce anne babayı sormuştu. Şimdi anneyi soruyor. Eyne te'amelu validetüke? Senin annen nerede çalışıyor? Bakın annem müennes olduğu için ya'melu demedi. Ne dedi arkadaşlar? Te'amelu dedi. Öyle değil mi? Senin annen nerede çalışıyor? Eşşeriket. Eşşeriketü şirkette diyeceğiz. Öyle değil mi? O zaman senin annen diye sorunca ben nasıl cevap veririm? Benim annem. Bakın. Valideti. Benim annem. Ya'melu demedi ne dedi? Te'amelu dedi. Çünkü annem müennes. Te'amelu valideti. Fi şirketi. Fi ne anlama geliyordu? D'da anlamına geliyordu. Eyne yedrusu ehuke. Ehun neydi arkadaşlar? Erkek kardeş. Ehuke. Senin erkek kardeşin. Kimin erkek kardeşi? Senin. Derase neydi derase? Ders gördü. Eğitim aldı. Değil mi? Derase. Yedrusu. Senin erkek kardeşin nerede okuyor? Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? El medrasetül iptidaiye. El medrasetül iptidaiye ilkokul demektir. Neymiş? İlkokul. İlkokulda okuyor diyeceğiz. Yedrusu ehi. Bakın. Ehi neydi arkadaşlar? Benim erkek kardeşim senin diye sordu. Ben de cevap verirken ne diye cevap verdim? Benim erkek kardeşim Yedrus'u okuyor. Fil medrasetil iptidaiyeti. İlkokulda okuyor. Bakın erkek kardeşim müzekker olduğu için Yedrus'u dedim. Öyle değil mi arkadaşlar? Şuna geldik. 11. yönergeye geçtik. İstemi dinle ilen nas. Nas neydi arkadaşlar? Nas metin. Vakra'hu ve onu oku. Metni dinle ve onu oku. Sümmektubhu. Buradaki hu kime gidiyor? Metne gidiyor. Sonra onu yaz. Fi defterike ya da ki. Eğer bir erkek öğrenciye hitap ediyorsam ke. Kız öğrenciye hitap ediyorsam ki diyeceğim değil mi? Ve onu defterine yaz. Ene Muhammed. Ben Muhammed. Ve ene talibün fil medrasetil iptidaiye. Az önce gördük arkadaşlar. El medrasetül iptidaiye ne demekti? İlkokul. İlkokulda fi var burada. Öğrenciyim. Ene talibun. Ben öğrenciyim ilkokulda. Ehi erkek kardeşim. Ve uhti kız kardeşim. Hüma bakın.
O ikisi demek. Kimi kastediyorum? Hem erkek kardeşimi hem kız kardeşimi kastediyorum, değil mi? O ikisi talibani. İkili oldukları için bakın talibün demedim. Talibani dedim. Öyle değil mi? Fil camiati. Camia neydi arkadaşlar? Üniversite. O ikisi üniversitede nedir? Öğrencidir. Yedrüsü ehi fi kısmi riyava. Erkek kardeşim spor bölümünde ne yapıyor? Ders görüyor, yani okuyor. Kısmi riyava. Riyava neydi arkadaşlar Arapçada? Spor. Neymiş arkadaşlar? Spor. Kable aşreti eyyam. 10 gün önce. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Daha önceki dersimizde söylemiştim. 3 ila 10 arası sayıları nasıl isimle sayıyı nasıl bir araya getiriyorduk? Bir kere isim müzekkerse sayıyı ne getiriyorduk arkadaşlar? Müennes getiriyorduk. Öyle değil mi? Daha sonra ne yapıyorduk? İsmi mutlaka çoğul kullanıyorduk. Ne kullanıyorduk? Çoğul kullanıyorduk. Bakın bu çoğul bir ifadedir. Bunun tekili nedir arkadaşlar? Yevm. Yevm ne demektir? Gün. Eyyam ne demektir? Günler. O zaman çoğul getirmiş miyiz? Evet, çoğul getirmişiz. Peki yevm müzekker miydi bakalım yine? Yevm müzekker. O zaman sayıyı ne getirdik arkadaşlar? Müennes getirdik değil mi? Aşratü dedik. Aşara demedik. Aşra demedik. Öyle değil mi? Bakın tekrar söylüyoruz. İsim müzekker, yevm müzekker. Sayıyı ne getirdik? Ters getirdik. Sonra ismi tekil mi kullandık? Çoğul mu kullandık? İsmi çoğul kullandık. Ve eyyamin hareketini ne yaptık? Böyle aşağıya aldık. Aşret, gable aşreti eyyamin. 10 gün önce. Gable neydi arkadaşlar gable? Bir zaman zarfıydı. Ne anlama gelirdi? Önce anlamına gelirdi. Peki zıttı neydi? Hatırlayalım. Ba'de. Safera. Safera 4 harfli bir fiil. Yolculuk yaptı. Türkçe'ye sefer olarak çıkmış. Ebi babam. İla Urubba. Babam 10 gün önce Avrupa'ya yolculuk yaptı. Lil amel, iş için. Buradaki li'ye dikkat edin arkadaşlar. Li Arapçada için demektir. Ne demekmiş arkadaşlar? İçin. Amel neydi? Amel, iş. Lil amel, iş için babam 10 gün önce Avrupa'ya yolculuk yaptı. Yani Avrupa'ya gitti. Ve ene eştaqu ileyhi. Ben onu özlüyorum. Buradaki hu ile kimi kastediyoruz? Babayı kastediyoruz. Kimi kastediyoruz? Babayı. Baba erkek olduğu için hu zamiri gönderdik değil mi? Ve ene eştaqu ileyhi onu özlüyorum. Kesiran çok özlüyorum. Galetli bana dedi. Ümmi annem dedi. Peki gale ne demek Arapçada? Söyledi dedi. Diyen annem olduğu için müennes olduğu için bakın gale demedim ne dedim? Galet dedim. Cezimli bir T getirdim. Söyleyen kişi annem ve annem müennes. Li bana söyledi. Kim söyledi? Ümmi annem. Ne dedi? İnne ebi babam Ersel'e gönderdi. İleyha ona Risaleten gasira kısa birine gönderdi. Mesaj gönderdi. Öyle değil mi? Ne dedik o zaman? Babam, annem, babamın ona kısa bir mesaj gönderdiğini bana söyledi. İnne ebi babam Ersel'e gönderdi. Bakın gönderen babam olduğu için Erselet demedim. Ne dedim sadece Ersel'e? İleyha. Buradaki ha nereye gidiyor arkadaşlar? Anneme gidiyor. Annem kadın olduğu için hu demedim. Ne dedim? Ha. Babam ona gönderdi. Risaleten gasira neydi? Kısa bir mesaj. Qara'tü okudum. Kim okudu arkadaşlar? Ben okudum. Peki nereden anladım okuyanın ben olduğumu? Tü'den anladım. Neydi qara'tü? Okudum. Ketebtü yazdım. Şeribtü içtim. Fetahtü açtım. Öyle değil mi? Tü ile ifade ediyorduk ben. Qara'tü okudum. Er-Risalete mesajı okudum. Ve esbahtü oldum. Saiden mutlu oldum. Buradaki fiilimiz esbaha. Kaç harfli bir fiil arkadaşlar? 4 harfli bir fiil ve oldu demek. Neymiş? Oldu. Esbahtü. Kim oldu arkadaşlar? Tü'den anladım. Ben oldum. Said neydi? Mutluluğu. Mutlu oldum. Lienne çünkü validi babam. Lienne Arapçada arkadaşlar çünkü demektir. Bak bunu da unutmayın. Çok geçer çünkü cümlelerde. Çünkü izen neydi daha önce geçmişti? Öyleyse. Böyle edatları ne yapmayalım unutmayalım. Lienne çünkü validi babam seyyaudu dönecek.
Buradaki S ne anlama geliyordu arkadaşlar? Acak, ecek. Bu fiilimizin mazisi neydi? Az önce söylemiştik. Ade, döndü. Yaudu, dönüyor. Seyaudu, dönecek. İlel beyti, eve. İla ne anlamı katıyordu arkadaşlar? Her zaman söyleriz. E, a anlamı katıyordu. İlel beyti, eve. İlel medraseti, okula. İle seyyarati, arabaya. İle saffi, sınıfa gibi. Ba'de selaseti eyyamin. Ba'de neyin zıttı idi arkadaşlar? Az önce söylemiştik. Kablenin zıttı idi. Kable önce, ba'de sonra. Selaseti eyyam. Kaç gün sonra arkadaşlar? 3 gün sonra. Bakın 3 ve 10 arası sayı kuralı burada da geçerli olmuş. Gün müzekker olduğu için sayıyı müennes getirmişiz. Ve günü yani yevmi çoğul kullanmışız. Yevm dememişiz. Ne demişiz arkadaşlar? Eyyam demişiz değil mi? Elhamdülillah hüve bi hayr. Elhamdülillah o iyi. Ene uhibbu ben seviyorum. Cemi'a efradi üsrati. Efradi üsrati neydi arkadaşlar? Ailemin fertlerinin cemisini yani tamamını, hepsini ne yapıyorum? Seviyorum. Efrad neyin çoğuluydu? Dersimizin en başında söylemiştik. Fert. Fert kişi, birey. Türkçe'ye aynen geçmiş. Efrad bireyler. Üsrati, ailemin bireylerinin hepsini ne yapıyorum? Seviyorum. 12. yönergedeyiz. Ecip neydi cevapla? Anil esileti soruları cevapla. Hasebe neydi? E göre. Hasebel hivaris sabık. El hivaris sabık neydi? Hep geçiyor yönergemizde. Az önce geçen diyaloğa göre soruları cevapla. Diyor ki, hel ya'melu validu Muhammed fi Urubba? Muhammed'in babası Avrupa'da mı çalışıyor? Ya'melu neydi? Çalışıyor. La, hayır. La ya'melu, çalışmıyor. Validu Muhammed fi Urubba. Hayır. Muhammed'in babası Avrupa'da çalışmıyor. 10 günlüğüne sadece bir iş gezisine gitti, öyle değil mi? O zaman ya'melu, çalışıyor. La ya'melu ne yapmıyor? Çalışmıyor. Hel qara'et uhtu Muhammed er-risalete? Muhammed'in kız kardeşi mektubu okudu mu? Bakın okuyan kim burada? Yani sorulan kişi kim? Uhtu, kız kardeş. Bakın o yüzden kara edemedik, ne dedik? Kara et dedik. Yani cezimli bir T getirdik. Fiille ismi uyumlu getirdik. Yani özneyle fiili. Öyle değil mi? Hel kara et. Kara edemedik. Kara et dedik. Çünkü kastet sorduğumuz kişi kim? Uhtu Muhammed. Muhammed'in kız kardeşi. Er Risalete. Muhammed'in kız kardeşi mesajı okudu mu? La, hayır. Ma kara et. Okumadı. Uhtu Muhammed, Muhammed'in kız kardeşi Er Risalete mesajı ne yapmadı? Okumadı. Bakın, kara et okudu. Ma kara et ne yapmadı? Okumadı. Eyne yedrüsü Ehu Muhammed? Ehu neydi arkadaşlar? Erkek kardeş. Ehu Muhammed, Muhammed'in erkek kardeşi Eyne yedrüsü nerede okuyor? Yedrüsü Ehu Muhammed fi kısmi riyaza. Nerede okuyordu arkadaşlar? Spor bölümünde okuyor. Eyne tedrusu ehtü Muhammed? Muhammed'in kız kardeşi nerede okuyor? Tedrusu uhtu Muhammed fil camiati. Muhammed'in kız kardeşi üniversitede okuyor. 13. yönergedeyiz. İmle. İmle neydi arkadaşlar? Yönergelerimize sık sık geçiyor. Doldur. El feragatil atiye. Atiye gelen. Feragat da çoğul bir ifade arkadaşlar. Boşluklar demek. Neymiş boşluklar? Minel gaimeti. Gaime neydi? Bu da çok sık geçiyor. Liste. Listeden aşağıdaki boşlukları listeden doldur. Kema, fil, misal, örnekteki gibi. Bakalım. Yedrüsü. Ne yapıyordu? Ders görüyor. Ya'melü. Çalışıyor. Te'melü. Bakın. Ya'melü de çalışan erkek. Değil mi? Te'amelü'de çalışan kadın. Tedrüsü yine yedrüsü o erkek ders görüyor. Tedrüsü o kadın ders görüyor. Öyle değil mi? Fiil form değiştirmiş. Validü Muhammed, bakın Muhammed'in babası, ya'melü baba çalıştığı için, bakın baba müzekker olduğu için ya'melü dedik. Fiş şirketi, şirkette çalışıyor. Ümmü Muhammed, bakın Muhammed'in annesi diye o zaman ne diyeceğiz?
Te'amelü diyeceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Te'amelü çalışıyor. Fil müsteşfa. Nerede çalışıyor? Hastanede çalışıyor. Uhtu Muhammed. Muhammed'in kız kardeşi. Yedrüsü mü diyeceğiz arkadaşlar? Tedrüsü mü diyeceğiz? Tabii ki Tedrüsü diyeceğiz, değil mi? Fi kısmil hendeseti. Mühendislik bölümünde ne yapıyor? Ders görüyor, okuyor. Kısmil hendeseti neymiş arkadaşlar? Mühendislik kısmında, yani mühendislik bölümünde. Ehu Muhammed, Muhammed'in erkek kardeşi. Tedrüsü değil, ne diyeceğiz o zaman? Yedrüsü diyeceğiz. Yedrüsü fi kısmil riyaza. Spor bölümünde ne yapıyor? Ders görüyor. 14. yönergedeyiz. Diyor ki üktüp yaz. Er-rakame sahiha. Doğru rakamı yaz. Fit daireti. Daire içine yaz. Daire neymiş? Şuradaki daireyi kastediyor. Hasebe neydi? E göre. Haseben nas. Nas neydi gençler? Metin. Metne göre doğru rakamı dairenin içine yaz. Kema, fil misal, örnekteki gibi. Bakalım şöyle. Önce cümleleri bir okuyalım. Enne talibün fil medraseti. Ben okulda öğrenciyim. Elhamdülillah hüve. Safera ebi ila nokta nokta nokta. Safera neydi arkadaşlar? 4 artı 1 fiildi. Yolculuk yaptı demekti, değil mi? Sefere çıktı yani. Ebi kim? Benim babam. Hüma ne demekti arkadaşlar? O ikisi. Ene eştaku neydi? Özlüyorum. Şimdi karşıdakileri bir açalım ve eşleştirme yapalım. 1. Ne olacak arkadaşlar? Ene talibün fil medrasetil iptidaiye. Neydi? Ben ilkokulda öğrenciyim. Elhamdülillah hüve bi hayr. Elhamdülillah o iyi. Babasını kastediyordu, değil mi? Elhamdülillah o iyi. Elhamdülillah hüve bi hayr. Safera ebi ila Urubba lil amel. Babam iş için Avrupa'ya yolculuk yaptı. Hüma talibani. Kardeşlerinden bahsediyordu, değil mi? Hüma o ikisi, talibani nedir? Öğrencidir. Eştaku ila ve ene eştaku onu özlüyorum. İleyhi kesiran. Onu çok özlüyorum. Kimi kastediyordu? Babasını kastediyordu. 15. yönergeyle devam ediyoruz. Ecrit temrin, alıştırmayı yap. Kema fil misaleyni. Kaç örnekte olduğu gibi? 2 örnekte olduğu gibi. Diyor ki burada. Ademin. Ade neydi arkadaşlar? Az önce söylemiştik. Döndü. Neydi? Döndü. Bir yerden dönmek, etrafında dönmek değil. Min. Min neydi? Dendan. Nokta noktadan döndü diyeceğiz. Ade ebi. Babam döndü. Min medineti Rize. Arapçada Medine şehir demektir. Medine'nin çoğulu müdündür. Neymiş? Müdün. Medine, müdün. Şehir, şehirler. Rize şehrinden döndü. Min ne anlama gelirdi arkadaşlar? Den, dan. Öyle değil mi? Mesela minel beyti evden, minel medraseti okuldan, mines saffi sınıftan. Minel gurfeti odadan gibi. İsmin başına gelir ve denden anlamını yapar katar. Min medineti Rize. Rize şehrinden döndü. Kable neydi arkadaşlar önce? Aşrati eyyam. Kaç gün önce? 10 gün önce. Şimdi arkadaşlar. 10 ve eyyam. Nasıl yapacağız? Safera ebi. Babam yolculuk yaptı. İla Rize. Rize'ye yaptı. Yolculuk yaptı. Kable. Aşreti eyyam. Kaç gün önce arkadaşlar? 10 gün önce. 5 gün önce diyeceğiz. 5 ve eyyam neyin çoğulu idi? Yevmin çoğulu idi. Değil mi? Safera ebi. Babam yolculuk yaptı. İla Medine Sakarya. Sakarya şehrine. Kable neydi önce? Kamseti eyyam. 5 gün önce. Şimdi burada hangi kuralı uyguluyoruz arkadaşlar yine? 3 ile 10 arası kuralını ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. 3 de dahil, 10 da buna neydi? Dahildi. Az önce bunu açıklamıştık. Ümmi annem. Saferat. Bakın.
Şimdi burada özneyi değiştirdik. Babam da annem yaptık. O yüzden bakın Safera değil ne dedik? Saferat dedik. Yukarıdaki farka bakın. Safera Ebi, Saferat Ümmi ila Medineti İstanbul gable erbaati eyyam. Kaç gün önce? 4 gün önce. Angara ve 6 gün diyeceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 gün. Yapalım. Safera ehi, erkek kardeşim yolculuk yaptı. İla Angara, Ankara'ya. Kable, altı neydi arkadaşlar? Sitte. Sittetün neydi arkadaşlar? 6. O zaman ne diyeceğiz? Kable sitteti eyyam. 6 gün önce. Hatırlayın az önce yine söyledik. Yine tekrar edelim. Yevm neydi? Gün. Yevm müzekker olduğu için sayıyı ters getiriyorduk değil mi? Sayıyı müennes getirdik. Ve yevmin neyini getirdik? Çoğulunu getirdik. Ve nasıl okuduk? Kable sitteti eyyamin. Selasetü eyyam diyeceğiz. Kaç diyeceğiz? 3 gün diyeceğiz. Öyle değil mi? Adet. Ade neydi arkadaşlar? Döndü. Ümmi. Annem döndü. Bakın. Dönen annem olduğu için adet dedim. Oraya bir cezimli T getirdim. Yukarıya bakalım. Dönen kimdi? Babamdı en başta değil mi? O zaman adet ebi demiştim. Ne demiştim arkadaşlar? Ade ebi. Bakın. Ama dönen annem olduğu için adet ümmi dedim. Min Medineti İzmir. İzmir şehrinden döndü. Gable selaseti eyyam. 3 gün önce. Bolu ve sebatü eyyam. Yani 7 gün diyeceğiz. Adet döndü. Uhti kız kardeşim döndü. Bakın dönen yine kız kardeşim müennes olduğu için yine onda da ne getirdim? Adet getirdim. Min Bolu gable sebati eyyam. 7 gün önce. 16. yönergeye geçiyoruz. Unzur. Neydi arkadaşlar? Unzur bak. Unzur neymiş? Bak. İle surati. Resme bak. Suratının çoğulu neydi arkadaşlar? Yönergelerimizde hep geçiyor. Suvar. Değil mi? Vekra oku. El cümele. Cümleleri oku. Sümme teemmel mealiyeha. Sonra anlamlarını düşün. Diyor ki arkadaşlar. İsmi Salih. İsmim Salih. Ene mühendisün. Ben mühendisim. Veli benim var. Selasetü evlat. Kaç çocuğu varmış arkadaşlar? 3 çocuğum var diyor. Bakın şuna dikkat edin. Selasetü evlat da yine 3 ve 10 arası kuralını uyguladık. Çünkü buradaki evlat çoğul. Neyin çoğulu? Veledin çoğulu. Neyin çoğulu? Veled. Bakın bir kere veled demedik, evlat, çoğul getirdik. Sonra veled müzekker olduğu için sayını getirdik, müennes getirdik. Selasetü evla nasıl okuduk arkadaşlar? Selasetü evla din diye harekeyi de ne yaptık? Aşağıya aldık. Demek ki 3 ve 10 arası kuralı burada uyguladık. Benim 3 çocuğum var. Hazihi neydi hazihi? Bu kadını kastediyoruz değil mi? Zevceti benim eşim yağdan anladık. İsmuha onun ismi. Şimdi benim eşim kadın olduğu için adam anlatıyor değil mi bunu? Yani erkek diyor ki benim eşim diyor. Yani karısını kastediyor. İsmuha onun ismi. Yani bu kime gidiyor bu ha? Zevceye gidiyor. Yani eşe gidiyor. Onun ismi Şeyma'dır. Vehiye o bakın yine eşi kadın olduğu için değil mi? Karısı olduğu için ne dedi? Hiye dedi. Bakın hüve demedi. Ne dedi? Hiye. O tabibetül esnan. Tabibetül esnan diş doktoru demektir. Neymiş arkadaşlar? Diş doktorudur. Diş hekimidir. Hazihi bu. İbneti kızım. Kızımdır. Bakın kızı müennes olduğu için haza demedi. Ne dedi? Hazihi dedi. İsmüha buradaki hakime gidiyor, kıza gidiyor. Dolayısıyla hu demedi ne dedi? Ha dedi. Kerime adı Kerime'dir. Vehiye o bakın. Hüve demedi ne dedi? Hiye dedi. Çünkü kızını kastediyor. Kerime'yi kastediyor. Talibetin o öğrencidir. Hüve bakın. Az önce hiye demişti kızı için. Şimdi oğlu için ne dedi? Hüve dedi. O. İbni oğlum el kebir büyük oğlum. O büyük oğlumdur. Bakın. İbneti kızım. İbni oğlum. El kebir neydi? Kebir büyük. O büyük oğlumdur. İsmuhu bakın oğlunu kastettiği için hu zamiri gönderdi. Ha zamiri göndermedi. Kızında ha demişti. Oğlunda ne dedi? Hu dedi. Murat, Murat'tır. Ve hüve talibun ve o nedir? Öğrencidir. Hâzâ bu. Bakın. İbni es-sagîr.
Kebir'in zıttı nedir arkadaşlar? Sagir, küçük oğlumdur. Bu küçük oğlumdur. Oğlu müzekker olduğu için haza dedi. Hazihi demedi. Ama tam yukarıda kızı için ne demişti? Hazihi demişti. İsmuhu, onun ismi yani küçük oğlunun ismi. Oğlan erkek olduğu için, müzekker olduğu için hu zamiri gönderdi. Muhammed, adı Muhammed'dir ve hüve talibun öğrencidir. Haülâ-i aileti, bunlar benim ailemdir. Aile, aile eşittir, üsratün, eş anlamlı. Neymiş arkadaşlar? Üsratün eşittir, ailetün. Türkçe aileden geçmiş zaten. Haülâ-i neydi arkadaşlar? İşaret zamiriydi ve ne anlama geliyordu hatırlayın. Bunlar anlamına ne yapıyordu? Geliyordu. 17. yönergedeyiz. İs'el, sor. İs'el neymiş arkadaşlar? Sor, emir kalıbı. Sadîkake, arkadaşına sor. El-es'iletel âtiye, gelen soruları sor. Vektüb yaz. Ecvibeteha, onun cevaplarını yaz. Buradaki ecvibe çoğul bir ifade arkadaşlar. Neyin çoğulu? Cevabın çoğulu. Cevap Türkçe'ye aynen geçmiş. Cevap, cevap. Ecvibetün neymiş? Cevaplar. Fil feragat, boşluklar. Feragat neydi arkadaşlar? Feragat, boşluklar. Eyne tedrüsü ente? Sen nerede okuyorsun? Ene, edrüsü okuyorum. Fisaneviye. Saneviye neydi arkadaşlar? Saneviye, lise. Neymiş saneviye? Lise. Ben lisede okuyorum. Hel tuhibbu medreseteki? Medresetek. Okulunu seviyor musun? Neam, evet. Uhibbu medreseti. Okulumu seviyorum. Hel teştaku ila ümmik? Anneni özlüyor musun? Değil mi? Neam, evet. Eştaku ila ümmi. Evet, annemi özlüyorum. Eyne ya'melu validük? Baban nerede çalışıyor? Ya'melu validi, babam çalışıyor. Fiş şirketi, şirkette çalışıyor. Böyle bir örnek yapabiliriz. Tedribata geçiyoruz. Ve birinci tedribatı okuyoruz. Sıl, beynel mecmuateyni, iki grup arasında eşleştirme yap diyor. Tüm mektup sonra yaz. El ibarati, ifadeleri. Tahti Arapçada altına demek. Neymiş? Altında ya da altına. Tahte suratil münasibeti, uygun resmin altına ifadeleri yaz. Kema, fil, misal, örnekteki gibi. Bakalım. Şimdi bunları eşleştirdik. Kelimelerimizi açtık. Rabbetül beyt. Rabbetül beyt ne demek arkadaşlar? Ev hanımı. Mühendisü şirketi. Şirketin mühendisi. Bunların hepsi ne arkadaşlar? İsim tamlaması. Ne tamlamasıymış? İsim tamlaması. Bakın. Rabbetül beyt, ev hanımı. Mühendisü şirketi, şirketin mühendisi. Tabibetül esnan, diş doktoru. Ama doktorumuz kadın mı erkek mi? Kadın. Nereden anladık? T'den anladık. Talibül hendeseti. Hendese neydi? Mühendislik öğrencisi. Talibetü saneviyeti. Saneviye neydi arkadaşlar? Lise. Lise öğrencisi. Öğrencimiz kız mı erkek mi? Kız. İkinci tedribatta devam ediyoruz. Ve diyor ki imle, neydi imle? Doldur. El feragatil atiye, gelen boşlukları doldur. Minel gaimeti, listeden doldur. Listeye göre ne yap diyor? Doldur diyor. Gaime neydi arkadaşlar? Liste. Listemiz hangi kelimeler var bakalım. Tabip neydi? Doktor. Talibetün neydi? Kız öğrenci. Hüseyin neydi? Hüseyin. Hatice neydi? Hatice. Ene Recep, ben Recep. İsmi validi, babamın ismi Hüseyin. Ve hüve o, tabibün, doktordur. İsmi valideti, annemin ismi Hatice, Hatice'dir. Ve hiye o, mühendisetün, mühendistir. Bakın, babam da hüve kullandım, annem de ne kullandım? Hiye kullandım. Bakın, mühendisetün, bir de sonuna kapalı T'ye getirdim çünkü annem müennes. Li uhtun, benim kız kardeşim var. İsmüha Kübra. Onun ismi ne? Kübra. Vehiye o. Talibetün. Nedir? Öğrencidir.
Üçüncü tedribatla devam ediyoruz. Üktüp neydi arkadaşlar? Yaz. Esma el kelimat. Buradaki esma da çoğuldu, kelimat da çoğuldu. Esma neyin çoğulu idi? İsmin çoğulu idi. Kelimat neyin çoğulu idi? Kelimenin çoğulu idi. Kelime. O zaman kelimelerin isimlerini yaz. Hasebe neydi? E göre. Hasebe suvar resimlere göre. Müsteinen bir yardım alarak. Bil gaimeti listeden yardım alarak. Kema, fil, misal, örnekteki gibi. Şimdi listemize bakmadan önce şurayı bir temizleyelim. Neydi arkadaşlar? Listemizde hangi kelimeler var bakalım. Külliyetül hendeseti. Neydi külliyetül hendese? Mühendislik fakültesi. Külliye neydi Arapçada? Fakülte. Talip öğrenci. Safera yolculuk yaptı. Yedrüsü ders görüyor ya da okuyor. Efrat neyin çoğuluydu hatırlayın? Ferdin çoğuluydu değil mi? Fert, efrat. Ene talibün fil medrasetil iptidaiye. Ben ilkokulda öğrenciyim. Validi babam safera yolculuk yaptı ila Avrupa, Avrupa'ya. Uhibbu seviyorum. Cemi'a hepsini. Efradi üsrati, ailemin fertlerinin hepsini seviyorum. Uhti, kız kardeşim, talibetin öğrencidir. Fi, külliyetil hendeseti, mühendislik fakültesinde. Külliye neydi arkadaşlar? Fakülte. Camiatün neydi? Üniversite. Ehi, erkek kardeşim, yedrüsü ders görüyor, okuyor. Fil camiati, üniversitede. Camiatün, üniversite. Külliyetün neydi arkadaşlar? Fakülte. Dördüncü tedribattayız. İmle, doldur. İmle neydi arkadaşlar? Doldur. El feragat, boşlukları. El feragat il atiye, gelen boşlukları doldur. Bima, beynel kavseyn, parantez içindekilerle doldur diyor. Kema, fil, misal, örnekteki gibi. Diyor ki, Ali ve Hüseyin Hasan, yaişani yaşıyorlar. Fi Türkiye, Türkiye'de yaşıyorlar. Şimdi zamirlerimiz hüve var burada, hüma var. Hüve mi getireceğiz, hüma mı getireceğiz arkadaşlar? İki kişi oldukları için hüma getireceğiz. Hüma yaişani, o ikisi yaşıyorlar. Fi Türkiye, Türkiye'de. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Yaişu yaşıyor, yaişani o ikisi yaşıyor. Ahmet yuhibbu seviyor, el arabiyeti Arapçayı seviyor. Şimdi. Hüve mi gelecek, hüma mı gelecek? Bak burada sadece Ahmet dedi. O zaman ne gelecek? Hüve yuhibbül arabiyyete. O Arapçayı seviyor. Zeynep ve Fatıma talibetani. İki kız öğrencidir. Bakın talibetün bir kız öğrenci. Talibetani, bunları daha önce görmüştük. İki kız öğrenci. O zaman ne gelecek arkadaşlar? Hüve mi gelecek, hüma mı gelecek? Hüma o ikisi. Talibetani nedir? Kız, iki kız öğrencidir. Leyla karaet okudu. Risaleten bir mesaj okudu. Hüye mi gelecek? Hüve mi gelecek arkadaşlar? Leyla müennes olduğu için hüye gelecek. Hüye karaet risaleten. O bir mektup veya mesaj okudu. Dörde geldik. El mühendisetani. Kaç mühendis arkadaşlar? İki mühendis. Peki iki mühendis kadın mı erkek mi? Kadın. Tani demiş değil mi? Te'melani çalışıyorlar. Fiş şirketi şirkette. Hiye mi gelecek? Hüma mı gelecek arkadaşlar? Hüma gelecek. Hüma te'melani fiş şirketi. Gençler böylece hem dersimizin hem de tedribatın sonuna geldik. Bir sonraki derse görüşmek üzere. İlerliga fi emanillah.